Değerli arkadaşlar, Ukrayna cephesinde kan dökülmeye devam ediyor. Onu artık uzun uzun anlatmama gerek yok. Kursk'ta yerleşmiş bir Ukrayna askeri varlığı var. Fakat gelen son uzaydan görüntüler falan Rusya'nın bir hazırlık içinde olduğu ifade ediliyor. Bu konuyla ilgili bir ön araştırmalar geldi. Ama tam olarak emin olmadığım için bu video analizde sizlerle paylaşmıyorum ama yarın Büyük bir olasılıkla paylaşacağım çünkü bir Rus ordusu kayması, yapılanması vesairesi var Rusya'nın Kursk bölgesinde. Ukrayna bu arada kendi kendine verdiği sözü tutuyor ve savaşı gerçekten Moskova'ya kadar ulaştırdı. Dün 144 SİHA Moskova'ya ulaştı. Yerleşim birimlerine isabet eden silahsız, silahlı insansız hava araçları var bir kadının öldüğü ifade ediliyor. Sivil bazı binaların, sivillerin yaşadığı site binalarının tahrip olduğu söyleniyor ve bir dönemde yani belirli bir saat arasında da Moskova'nın 3 havalimanına da iniş kalkışın yasaklandığı kaydediliyor. Bu gerçekten savaşın artık sınırını tanımadığını ve Rus halkının da tam içine kadar ulaştığını gösteren bir başka gelişme. Bunu Amerikalılar becermiyorlar. Ukraynalıların tıpkı Türkler gibi kendi ürettikleri bir siha teknolojileri var, dronları var, kamikaze dronları var. Öyle İran'dan falan almak zorunda değiller. Türkiye'den de almak zorunda değiller. Son derece düzgün bir üretimleri var ve o üretimleri sayesinde gerçekten Rusya'nın canını yakmaya başladılar. Böyle bir durum var. Pokrovsk'ta kısa küçük adımlarla ilerledikleri veya hiç ilerleyemedikleri belirtiliyor. Cephelerdeki genel durum onu da ayrıca inceliyorum. Hem Rus hem de Ukrayna askerlerinin bu savaştan çok yoruldukları yönünde. O yüzden biraz fazlaca müzakere lafı edilmeye başlandı. Yani e, gerek Rus gerekse Ukrayna'lı kurmaylar bu o gençleri daha fazla savaşa itemeyeceklerinin e, birincine varmış gibi bir durumları var. Onu da ifade edeyim. Ve tabi bu müzakere falan denilince bizim İstanbul 2022 bir numaralı Gündem maddesi Çünkü arkadaşlar Mevlüt Çavuşoğlu tabi kayboldu e, Bu bir adettir Türk devlet anlayışında, Dışişleri Bakanları hafızalarındaki bazı bilgiler birazcık törpülenene kadar pek ortalıklarda gözükmezler. Doğru bir davranıştır. Mevlüt Bey de çok kayboldu esasında. Ben de bir arayıp şu işi konuşmak istiyorum onunla. Çünkü sonuç itibariyle biz orada bayağı bir ilerleme sağlamışız 2022 Mart ayında. Yani Ukrayna NATO üyeliğini vazgeçiyor. E, belirli bir ordu kapasitesi sağlıyor. E, bu ordu kapasitesinin küçüklüğüne karşılık Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Türkiye ve Rusya dörtlü bir ulusal güvenlik garantörlük sistemi kuruyor. Vesaire vesaire ve sonrasında da Luhansk ve Donetsk'teki o e, Rusya'nın kontrolündeki topraklarda da bir Özerk yönetimle ama Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunarak hayat devam ediyor. İşte aslında Ukraynalılar buna yakın durmuşlar. Yakın durmuşlar fakat Batılılar e, hızlı bir barış gelmesini, bu savaşın bu hale gelmesinden önceki o durumu istememişler. Bunu Boris Johnson'ın ziyaretiyle de yapmışlar. Yani Kiev'e apar topar gidip e, İstanbul'daki. Şimdi e, Victoria Nuland çok karanlık bir e, bünyesinden e, Amerikan Derin Devleti'nin 2014 yılından bu yana bu savaşı hazırlayan ekibin içinde. Amerika'nın son görevi de Amerikan Dışişleri Bakanlığı siyasi işlerden sorumlu bakan yardımcısıydı. Emekliye ayrıldı. Yani yaş itibariyle falan da emekliye ayrıldı. Ama tabii işin içinde hala. Bu Rus gazeteci, o liberal bir yayın organı var, Dojt, eski yazı işleri müdürü. Mikhail Zigari'nin sorularını cevaplarken, Mikhail diyor ki, meslektaş olduğu için Mikhail diyorum. Mart 2022'de Ukrayna-Rusya arasında İstanbul'da sağlanan anlaşmanın dönemin İngiliz Başbakanı Boris Johnson'ın Hemen yaptığı Kiiv ziyaretiyle rafa kaldırıldığı açıklamalar hakkında ne diyorsunuz diyor Victoria Nuland'a. Nuland da diyor ki biraz geç de olsa Ukraynalılar bu anlaşma süreciyle ilgili bizden danışma istediler. Hay Allah istemeyin kardeşim ya bunlardan da danışıyorsunuz geç. Görüşlerimizi sordular. Amerika olarak biz Britanyalılar ve diğer güçlü Ukrayna destekçileri Rusya lideri Putin'in gerçek hedefinin o anlaşma metnine eklenen bir maddede şekillendiğine inanıyorduk. Bakın anlaşmanın kendisi iyi de bir madde var. O buna ekleniyor. Böyle bir durum var. Close diyorlar ona. Söz konusu ek anlaşma metni Ukrayna ordusunun sahip olabileceği silahlara çok ciddi sınırlama getiriyor ve Ukrayna esas olarak çok etkisiz ve günü geldiğinde kendini koruyamayacak ölçüde güçsüz bir askeri yapıya sahip oluyordu. Şimdi anlıyorum. Yani Boris Johnson gitmiş demiş ki daha başka bir kaynaktan aldığımız bilgi daha önce de kullandım biliyorsunuz. Demiş ki şey, eğer demiş sen bu anlaşmayı imzalarsan Putin'le bizi unut. Biz seni kurtarmaya gelemeyiz. Sen Putin'le bu anlaşmayla Putin'le baş başa kalırsın demiş. Yani biz sen bir yandan silahlanmanı azaltıyorsun. Ordunun kapasitesini daraltıyorsun. Ve diyorsun ki bana garantör olun. Biz Putin'in saldırganlığına karşı doğrudan müdahale edebilecek bir kabiliyete sahip değiliz. Sen bu anlaşmayı imzalarsan zayıf bir orduyla Putin'le baş başa kalırsın diyor. Onun üzerine Zelenski şey yapıyor. Şimdi anladım. Yani ben de diyorum nereden yakaladılar adamı? Buradan yakalamışlar. Yani demişler ki adama sen bize güvenerek ordunu küçültme. Ordunu küçültme, ordunu küçültürsen bize güvenme. Biz Rus'la savaşacak halimiz yok. İyi ki böyle bir şey olmuş, belki de hani Türkiye de okka altına gidecekti böyle bir durumda, bilemiyorum. Ukrayna'nın içindeki insanlar ve dışarıdakiler bunun iyi bir anlaşma olup olmadığını tartışıyorlardı. O sırada Kiev ve Moskova'nın bu soruna diplomatik çözüm bulma gayretinin yüksek olduğunu gördük. Özellikle Ukraynalılar Rusya'yı durdurmanın ve diplomatik çözümle Rus ordusunun çekilmesini gerçekten istiyorlardı. Rusya ise bu alabileceğinin en fazlasının peşindeydi. Amerika İstanbul'daki odada değildi. Biz sadece Ukraynalılara gereğin gerekli desteği verdik diyor. Yani biz bozduk diyorlar. Bunu kabul ediyorlar. Ama bunu yaparken de tabi diplomatik ağızda söylüyorlar. Hani... Onu kabul etseydi Rusya zaten bunları parçalardı falan anlamında. Çünkü Vladimir Putin geçen hafta çıktı dedi ki esasında dedi biz anlaşmıştık ama Batılılar kendi çıkarları doğrultusunda Batılı elitler daha doğrusu Batılı elitler kendi çıkarları doğrultusunda savaşı sürdürmek için o İstanbul anlaşmasını ortadan kaldırdılar ama dedi bir müzakere başlayacaksa İstanbul anlaşması zemininde ama yeni şartları da tabii içine ekleyerek başlamasında yarar görürüm dedi. Şimdi İstanbul anlaşması varlığını koruyor esasında. Çok enteresan ve bir bir yöneyle baktığınız zaman böyle bir durum var. Bu arada Sergey Lavrov Olaf Scholz dedi ya artık müzakere zamanı. Herkes müzakere istiyor artık. Yani üç yıla vardı. Kimse kaldıramaz bunu. Daha iki yıl süremez bu savaş. Onu söyleyeyim size. Ne Rusya sürdürebilir ne Ukrayna. Bitti yani. Kaynaklar tükeniyor. Düşünsenize koskoca Rusya İran'dan balistik füze almaya başladı falan. Geçelim. Sergey Lavrov diyor ki Scholz barış müzakerelerinin yeniden başlaması gerektiğini söylüyor. Alman medyası toprak müzakeresinin mevcut cephenin gerçeklerine dayanacağını yorumluyor. Anlaşılmayan konu da bu. Rusya kimsenin toprağının peşinde değil. Rusya baştan beri Rus ulusunun ayrılmaz parçası olan Ukrayna'daki Rusça konuşan halkın ulusal onuruna, tarihine, kültürüne, diline say saygı gösterilmesini bu konuda güçlü güvence mekanizmalarının kurulmasını istiyor diyor. Şimdi diyor ki yani bizim ilhak ettiğimiz topraklara dokunmayacaksanız gelin her şeyi konuşalım. Bu o demek. Zor bir süreç. Hoşçakalın.